İnşaat mühendisi Ruslan Kumdalı, Kütahya kamuoyuna açıklama yaptı. İnşaat mühendisi Ruslan Kumdalı yaptığı açıklamada "Bu bütçe çok özel, söyleyecek başka söz bulamıyorum. Tamamını mutlaka izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız, kanalımıza abone olun. Teşekkür ederiz." Kütahya Belediye Meclis toplantısında belediyenin kesin hesap bütçesi görüşmesinde Kütahya Belediye Meclis üyesi İnşaat Mühendisi Ruslan Kumdalı dikkat çeken ve çok konuşulacak öyle bir konuşma yaptı ki Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Belediye Meclis üyesi İnşaat Mühendisi Ruslan Kumdalı yaptığı konuşmada "Bu bütçe çok özel, söyleyecek başka söz bulamıyorum. Belediyenin bütçesinden 6.379.000 TL özel kalem müdürlüğünce harcanmış. Bu harcanan para ile Kütahya halkına hizmet mi götürüldü? Sizi eleştirmeyelim diye mi son dakika kestim hesap raporlarını meclis üyelerinin e-postalarına son dakika gönderiyorsunuz?" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Belediye Meclis üyesi İnşaat Mühendisi Ruslan Kumdalı yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. Kütahya Belediyesi'nin 2021 yılı geliri 583 milyon 500 bin lira olarak öngörülmüş. Ancak 387 milyon 740 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Ben virgülden sonraki rakamları hafifçe yuvarladım. Evet. Kütahya Belediyesi'nin giderlerine baktığımızda 2021 yılında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü için tanımladığı bütçe 7 milyon 87 bin lira olup gerçekleşme oranı %54, yani 3 milyon 854 bin lira sosyal yardımlar için kullanılmış. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü için tanımlanan bütçe 4 milyon 104 bin lira. Gerçekleşen bütçe 2 milyon 641 bin lira. Yani gerçekleşme oranı burada %64 olmuştur. Aynı yıl için Özel Kalem Müdürlüğü'ne de benzer bir bütçe tanımlanmış. 7 milyon 255 bin lira. Gerçekleşme %88. Yani 6 milyon 379 bin lira. Özel Kalem Müdürlüğü'nce harcanmış. Şimdi özel kalem olarak tanımladığımız herhalde gelen giden konukların ağırlanması, her türlü temsili ağırlama giderleri harcanan paralar. Şimdi toplam bütçe içinde gerçekleşen giderlerin kurumsal açıdan dağılımına baktığımızda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü toplam bütçenin %0.99'u. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü %0.68'i pay alırken Özel Kalem Müdürlüğü ise bu iki müdürlüğümüzün payları toplamına eşit %1.65'i oranında pay almaktadır. Şimdi ben konuşmamın, değerlendirmemin bu noktasında daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani bizlere bu kadar yeter diyorum. Daha fazla konuşmanın da bir anlamı yok. Yani üzerinde başka bir laf etmenin de bence gereği yok. Bana göre halktan yana bir belediyecilik yaşatmıyorsunuz. Ancak bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırması cetvellerinde de dikkatimi çeken birkaç kalem oldu. Örneğin müşavir firma ve kişilere 110 milyon 211 bin lira, müteahhitlik hizmetleri için 101 milyon 138 bin lira, hizmet alımlarına ise 119 milyon 834 bin lira, sermaye giderleri yani alınan borçların faiz ödemeleri olarak 97 milyon 503 bin lira ödeme yapılarak toplamda sadece bu 3 kalem için yapılan harcama tutarının 308 milyon 852 lira olduğu, sermaye giderleri çıkartıldığında ise 211 milyon 349 bin lira. Yani Kütahya Belediyesi'nin bütçesinin %54,5'unun belediye tarafından hizmet alımı için kullanıldığını görüyoruz. Görüyoruz ki bu noktada ister istemez
O zaman bunca personeli neden çalıştırıyoruz? Belediye çalışanları ne işe yarıyor diye inanın düşünmemek mümkün değil. Her işi dışarıdan alıyoruz bu durumda. Yani her işi müteahhitlere, müşavirlere yaptırıyorsak bu kadar insan aldık, maaş ödüyoruz. Yani personel maaşı olarak da böyle harcama yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Belde AŞ'den siz de malum kaç tane iç mimar aldık, inşaat mühendisi aldık, mimar aldık, makine mühendisi aldık. Bu arkadaşlarımız hiç olmazsa plan projeleri düzenlemeliler diye düşünüyorum. Yani yoksa Sayın Belediye Başkanımız, 3 de Belediye Başkan Yardımcımız var. Değerli encümen üyelerimizle birlikte yapalım 21B'den, 21F'den, 21B'den, D'den ihaleleri, habire dışarıya hizmetlerimizi sağlamış olalım tedariğimizi. Ama şimdi insanımız Kütahya'da ihtiyaç içinde kıvranan vatandaşlarımıza da Kütahya Belediyesi özel kalem müdürlüğüne ayırdığından daha az para ayırıyor. Değerli arkadaşlar, iktidar mensupları 1970'lerdeki kuyrukları dilden düşürmezken şimdilerde de kuyruklar yaşanmaya başladı. Ama bir farkla. O zamanlar mal yoktu. Yağ yoktu, tüp yoktu. Şimdi ise para yok. Mal çok ama insanlar 3 kuruş ucuz için, ucuzluk için kuyruklarda. Bu noktada belediyemize de vatandaşın hayatını kolaylaştırma, sosyal belediyecilik ile yaşam kalitesini iyileştirme görevi düşüyor. Oysa bize verilen verilere göre Kütahya Belediyesi 2001 yılında pandemi sürecinde dahi vatandaşları yerine müşavirlere, müteahhitlere para dağıtmayı, vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılamaya tercih etmiştir. Ben bir de şunu belirtmeden edemeyeceğim. Aslında kanunen bu kesin hesap çizelgeleri detaylarıyla birlikte en az bu meclis toplantısının gününden saatinden en az 3 gün öncesi diğer bütün meclis üyelerinin en azından elektronik posta adreslerine verilmesi gerekirken üzülerek beyan ediyorum ve bundan sonra da buna lütfen hasreten rica ediyorum sizden dikkat edelim. Henüz dün elimize geçti. Bu kısacık süre içerisinde nasıl tetkik yapacağız? Acaba sizi eleştirmememiz için mi böyle son dakika bilgilendirme yapıyorsunuz?